Sevgili arkadaşlarım, hepiniz Fizik Çözer, Metin Çözer'e hoş geldiniz. 2017'de çıkacak soruların ikinci kısmına geldik. Vektörlere başlıyoruz. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir? Yani yönü yoktur. Yönlü bir büyüklük değildir. Hız, birim zamandaki yer değiştirme vektörel. Kuvvetin bir yönü var, F, vektörel. İvme metre bölü saniye kare birim zamandaki hız değişimi A eşittir. Delta V bölü delta T. Bir vektörün bir skalere oranı yine bir vektör. Hız delta X bölü delta T. Delta X yer değiştirme olduğu için bu da bir vektör. Kuvvet zaten arkadaşlar yönlü bir büyüklük olduğunu biliyoruz. Moment arkadaşlar, yani tork, diğer adıyla tork arkadaşlar, vektörel bir büyüklük. Güç ise skaler. Yani diyoruz ki arkadaşlar, bu motor güçlü. Hangi yöne güçlü diye bir şey var mı? Hangi yöne çekersen o yöne ne yapacaktır arkadaşlar? Gücünü kullanabilir. Dolayısıyla her yöne olduğu için hiçbir yöne değildir. Güç skaler bir büyüklüktür diyoruz. KLMNP sevgili arkadaşlar, vektörlerinden hangileri sevgili dostlar? KLMNP vektörler şekilde verilmiştir. Evet, ne diyoruz? Bunların sevgili arkadaşlar, bunların bileşkesi nedir? K artı L artı M artı N artı P. Sevgili dostlar, şimdi şuradan başlayabilirsiniz. L artı M artı N artı K. Tekrar aynı yere geldim. İstersen buradan başla. K artı L artı M artı N. Aynı yere geldin. Dolayısıyla arkadaşlar, şu dördünün toplamı sıfır olduğu için geriye ne kaldı? P kaldı diyoruz. Şekildeki x vektörü alfa açısı arttırılarak K ekseninden L eksenine taşınırsa x artı y, yani 2 arkadaşlar, vektörün bileşkesi nasıl değişir? Ne diyoruz sevgili dostlar? İki vektör arasındaki açı büyüdükçe bileşke küçülecek. Dolayısıyla bir kere yönü de mutlaka arkadaşlar değişecek. Çünkü her zaman aradadır. İşte bileşke ilk durumda buyken arkadaşlar, biz x vektörünü bu yaptığımızda ya sağa doğru olacaktır ya sola doğru olacaktır. Peki ya sağa doğru ile ya sola doğrunun bileşkenin r üssü bu olabilir, bu olabilir. R ise bu. Yön olarak ne oldu arkadaşlar? Kesinlikle değişti. O halde yönü değişmez olanları bir eleyelim. Yönü ve büyüklüğü değişmez. Zaten bu komple yanlış. Sevgili arkadaşlar, yönü değişir, yönü değişir. Büyüklüğü de ne yapacaktır? Azalacaktır diyoruz güzel insanlar. Çünkü iki vektör zıt yönlü olduğunda bileşke en küçük değerini alır. F1, F2. Burada büyükten küçüğü direkt ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Aynı yönde ise de direkt topluyoruz. Yani arkadaşlar, zıt yönlü veya aynı yönlü ise direkt skaler bir işlem yapıyoruz. Direkt çıkartıyoruz, direkt topluyoruz. Ama arada başka bir açı varsa, 0 ve 180 dışında bir açı varsa, geometrik kurallara göre arkadaşlar işlem yapıyoruz. Aynı düzlemdeki 3 birim, 5 birim, 6 birim olan 3 vektörün bileşkesi en az ne olur? Sevgili dostlar, eğer burada bileşkenin maksimum, yani en büyük değeri sorulsa direkt toplayacaksınız her zaman. Ne olursa olsun. Topladım, 8, 6 daha 14. Fakat arkadaşlar, minimum değer sorulmuşsa kesinlikle buna 2 demeyesiniz. 3 ile 5'i topladım, 8, 6'yı buna zıt yönde uyguladım diyorsun ve 2 diyorsun. Bakın, bu soru çok önemli sevgili dostlar. Şimdi eğer herhangi iki kuvvetin bileşkesi üçüncüyü verebiliyorsa sevgili dostlar, 3, 5, 6, herhangi ikisini alın. Bu ikisinin bileşkesi r üssü güzel insanlar, farkı ne? 2. Toplamı ne? 8. 2 ile 8 kapalı aralığında olacak mıdır? Evet. Yes. Peki 6 olabilir mi? Yes. O 6'yı da buna zıt yönde uygularsam ne olur? 0 olur. Yani arkadaşlar, şekil olarak bakın, modelleme işte akılda daha kalıcı olur. 3 ile
5 arasında öyle bir alfaç seçiyorum ki güzel insan, bu bileşke 6 olabilir. Ve geriye kalan şu 6'yı da güzel insan, buna zıt yönde uyguladığımda ne olur? 0 olur. Ya da bir kapalı şekil oluşturuyorsa 3, 5, 6 oldu mu? Olabilir mi? Olabilir. Aynı yere geldiğimiz için 0 diyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın güzel insanlar. Birim karelüzlemdeki KLMNP vektörleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen vektörlerden hangisinin bileşkesi en büyüktür diye sorulmuş. Bakıyoruz. K artı P. Sevgili dostlar, P'ye K'yı ekleyelim. Ekledim. Bunu buldum mu? Buldum. Bu ne? Kök 5 birim. 1'in karesi artı 2'nin karesi. Hemen buraya bir kök 5'i yazdım. L artı M. L'ye M'ye ekledim. Şunu buldum mu? Ne bu? Kök 2 birim. Kök 5 daha büyük. Bir kere B'yi ele. L artı N. Evet arkadaşlar, zaten şunu şöyle bir şurayı temizleyelim. L artı N'nin daha büyük olduğu görülüyor. L artı N, N artı L hiç fark etmez. Bakın şuraya bileşkesi ne oldu? Nehabı oldu. 4'ün karesi artı 1'in karesi 16, kök 17 oldu sevgili dostlar. Kök 17. L artı P. L'ye P'yi ekleyelim güzel insanlar. Ne oldu? Kök 5. Evet, kök 5. 2 tane doğru cevap olamaz. Bu da kök 5, bu da kök 5. Eledim. Ne artı P? Evet sevgili dostlar. N'ye P'yi ekleyelim mi? Ekleyelim. Evet, bu ne oldu? 2 kök 2 ya da kök 8 oldu. Kök 8. Evet, kök 17'nin en büyük olduğu görülüyor. Şekilde verilen 3 vektörün bileşkesi kaç Newton'dur diye sorulmuş güzel insanlar. Hemen bunları bileşenlerine ayırıyorsunuz. 10 çarpı kosinüs 37. Bir açının komşusunu buluyorsanız kosinüs 10 çarpı 0,88. Evet, bir açının karşısını buluyorsanız sinüs 10 çarpı 0,6. Hemen şimdi bunun 5 çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53 sinüs 37'ye eşit. Kosinüs 53 de arkadaşlar nedir? 0,6'dır. Evet. 5 çarpı 0,6 3. Sevgili dostlar, şimdi bunun düşey bileşeni 5 çarpı sinüs 53, o da kosinüs 37'ye eşit. 0,8, o da ne yapar? 4 yapar. Yukarı doğru ne var? 4 artı 6 10. Aşağı doğru ne var? 15. 15'ten 10'u çıkarttık. Aşağı doğru 5 kaldı. Sağa doğru 8, sola doğru 3. 8'den 3'ü çıkarttım. Sağa doğru 5 kaldı. Ve görüldüğü gibi güzel insanlar, 5 kök 2'yi ne yaptınız? Buldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Şekildeki birim kare bölmeli düzlemde K, K artı L ve M eksi L vektörler verilmiştir. K artı L artı M vektörünün büyüklüğü nedir diye soruluyor. Şimdi sevgili dostlar bakalım. K artı L ve K belli midir? Bellidir. Şimdi sevgili dostlar buradan L'yi bulup burada yerine yazarsak M'yi buluruz. K artı L ile de M'yi topladığımızda isteneni buluruz. Şimdi güzel insanlar, K artı L ile K ile neyi toplayalım ki K artı L'yi elde edelim diye düşünürsek, bakın K artı L'yi elde edecek şekilde K'dan çizdiğimde demek ki arkadaşlar L bu olmalı. Bakın K'dan K artı L'yi elde edecek şekilde çiziyorum. K artı L, bakın K artı L, K artı L. Evet, L'yi buldum. M eksi L'ye L'yi eklersem artı L'ye ekledim. L'ler gider. İşte arkadaşlar M'de bu oldu. Şimdi güzel insanlar K artı L'ye M'yi ekleyeceğiz. Veya M'yi K artı L'ye ekledim. Hiç önemli değil. Bakın arkadaşlar K artı L'ye M'yi ekledim. M artı K artı L.
İşte güzel insanlar ne oldu? Şu oldu. Bu da nedir arkadaşlar? 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 2'nin karesi 4 artı 9. Kök 13 buluruz güzel insanlar. Birim kare bölmeli düzlemde O noktasına etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre sisteme dengede tutacak kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili dostlar, burada ucu ekleme yapsak böyle sağa sola bayağı gidecek. Şimdi size farklı güzel bir yöntem göstereceğim. Bileşenlerine ayırma yöntemi. Sevgili dostlar, önce sağa doğru olanları bulun. Sağa doğru 2 buradan geldi. Bir de buradan geldi. Yazıyorsun 3. Yukarı doğru 1 K'dan geldi. 2 de P'den geldi. Yazıyorsun 3. Sola doğru sadece 2 nanenin nesinden geldi. Yazıyorsun 2. Aşağı doğru 2 birim M'den geldi. 2 de nanenin nesinden geldi. 4. Şimdi güzel insan, 4'ten 3'ü çıkartıyorsun. Aşağı doğru 1. 3'ten 2'yi çıkartıyorsun. Sağa doğru 1. Sevgili arkadaşlar, bir yerde hata mı yaptık acaba diye bakıyorum. O noktasını etkiden kadar şekilde gösterilmiştir. Sistemi dengede tutacak kuvvet bileşke eşit büyüklükte ve zıt yönde olacak. Sağa doğru 2 buradan geldi. 1 de buradan geldi. 3 doğru. 2 1 daha yukarı doğru 3 doğru. Sola doğru 2 doğru. Evet. Aşağı doğru 2 buradan geldi. 2 de nanenin nesinden geldi. 4 arkadaşlar. Buradaki bileşkemiz bu. Dengede tutacak kuvvet de bu olmalı. Dengeleyici kuvvet. Fakat burada yok. Evet sevgili arkadaşlar, bir daha ayıralım. Herhalde bir yanlışlık yaptık. 2 buradan geldi. 1 de buradan. 3. Sola doğru 2. Bir de buradan geldi arkadaşlar. 3. Evet, burada hata etmişiz. Evet, yukarı doğru 1 geldi. Yukarı doğru 2 daha. 3 sevgili dostlar. Aşağı doğru 2 M'den. 2 de nanenin N'sinden geldi. 4 sevgili dostlar. 3, 3'ü 7 gitti. 4'ten 3 çıkardık. Aşağı doğru 1 kaldı. Bu nedir arkadaşlar? Bileşkemiz aşağı doğru 1'dir. Bunu dengeleyecek kuvvette yukarı doğru 1 olacaktır diyoruz güzel insanlar. Şekilde verilen F1, F2, F3 ve gösterilmeyen F4 kuvvetleri O noktasını etki etmektedir. Sistem dengede olduğuna göre F4 kuvveti aşağıdakilerden hangisidir diyor güzel insanlar. Bir önceki sorun aynısı. Yani arkadaşlar, buradaki kuvvetlerin dengeleyicisini arıyoruz. İsterseniz burada ucuca ekleme yapabiliriz. Çünkü çok fazla soru yok. Çok fazla, daha doğrusu, vektör yok. Evet, F3'e F1'i eklediniz mi? Eklediniz. Sıra önemli olmadığını söylemiştik arkadaşlar. Şimdi kimi ekliyoruz arkadaşlar? F2'yi ekliyoruz. Bakın, görüldüğü gibi 2 birim. Aha, bu da F2'dir sevgili dostlar. Aha, F2'yi de getirdim, buraya ekledim. O halde bakın, F3 artı F1 artı F2. Nereden başladım? Buradan. En son nereye geldim? Buraya. Demek ki bileşkemiz şu arkadaşlar. Bir birim. O halde bunun dengeleyeni tam ters yönde ne olacaktır arkadaşlar? Yani bir köşegen, bir köşegen eşit büyüklükte ve zıt yönde olacaktır. Güzel insanlar, ilkemiz nedir burada? Dengeleyici kuvvet eşittir eksi R. Yani bileşke kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde olan kuvvete işte şunu arkadaşlar, dengeleyici kuvvet diyoruz. Büyüklükleri 3 birim ve 4 birim olan iki vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sevgili dostlar, buradaki bizim ilkemiz nedir? Diyoruz ki güzel insanlar, herhangi iki kuvvetin bileşkesi bunların farkından küçük olamaz. Tabi farkının mutlak değerinden, hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Fakat burada hemen 4-3 birden küçük olamaz. Toplamından da, skaler olarak toplamından da büyük olamaz. Ne zaman bu değeri alır? Aynı yönlüyken. Ne zaman bu değeri alır? Zıt yönlüyken. Bundan daha küçük olabilir mi? Hayır. Bundan daha büyük olabilir mi? Hayır. O halde bizim bileşkemiz
güzel insanlar. 4'ten 3'ü çıkartalım 1. 4 ile 3'ü toplayalım 7. 1 ile 7 kapalı aralığında 9 olamaz güzel insanlar. Şekildeki gibi verilen K, L ve M vektörleri için K eksi L artı M. Arkadaşlar bak bu eksiği buraya almış. Siz en son alabilirsiniz. Her tarafa götürebilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani ben bunu K artı M eksi L diyorum. Var mı bir sıkıntı? Yok. O halde K ile M'yi topla. L'yi de ters çevir. Neredeydim buraya? Nerelere geldim buraya? Neredeydik? Nerelere geldik? E peki bu neye eşittir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi L'ye eşit. Balıkesir bandırma diyoruz. Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur diye sorulmuş güzel insanlar. Bu tür sorularda ilk yapmamız gereken önce varsa zıt yönlü ve aynı yönleri halletmek. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı mı güzel kardeşim? Kaldı. Peki aradaki açıya bakalım. Sevgili dostlar, y ekseni ile x ekseni şurası 90 olması gerektiği için burası da 60 mıdır? Yes. O halde iki kuvvet eşit büyüklükte mi? Yes. Aradaki açı 120 ise iki kuvvetten birinin büyüklüğüne eşittir. Bileşke diyoruz sevgili arkadaşlar. 6 Newton. Yani iki kuvvet eşit büyüklükte ve aradaki açı 120 ise bileşkenin büyüklüğü kuvvetlerden birine eşit olup açı ortay üzerinde olacaktır. Genel anlamda sevgili arkadaşlar F, F diye düşünecek olursak her zaman açı ortay üzerinde olacaktır. Kim? Bileşkemiz. Çünkü her ikisine de eşit uzaklıkta olacak veya eşit yakınlıkta. Şu açı alfa ise, alfa ise sevgili dostlar bileşkemizin büyüklüğü bakın şu arkadaşlar nedir? F çarpı kosinüs alfa. Bu da F çarpı kosinüs alfa. 2F çarpı kosinüs alfadan bileşkenin büyüklüğünü her durumda bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çıkacak sorularda buluşmak üzere sevgili dostlar. Her zamanki dediklerimi hatırlayın.